Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. İsrail'in kırlı eller ile gerçekleştirmeyi umduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti planı sonrası Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan flash bir talimat geldi. Komisyon görüşmelerinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'de on binlerce dönüm arazinin İsrail ile ilişkili aracılar tarafından alındığı iddiası soruldu. Fidan, bu iddialara biz bakıyoruz, bir önceki görevimden itibaren de baktığımız bir konuydu bu, diyerek, iddiaların Milli İstihbarat Teşkilatı'nda takibinde olduğunu ifade etti. Fidan, konuyla ilgili şunları söyledi, 2000 yılından bu yana İsrail vatandaşları tarafından yapılmış toplam, 200 küsur emlak alım başvurusuyla tüm ülkeler arasında İsrail vatandaşları 12. sırada. Sadece son 5 yılda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'de emlak alım başvurusu toplamda, 15.000 yani İsrail değil başka ülkelerden. 2000'den bu yana İngiltere 1. sıradaymış, son 5 yılda da İran birinci sıraya geçmiş. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'de 3. ülke vatandaşlarına taşınmaz mal satışları biliyorsunuz Bakanlar Kurulu onayına bağlı olarak yapılabiliyor veya kiralanabiliyor biz Kıbrıs'ı bağımsız bir devlet olarak ve egemen bir devlet olarak tanıdığımız için, Kıbrıs yetkilileri nezdinde bu endişelerimizi gündeme getiriyoruz. Konu, Rum kesiminin de gündeminde. Kıbrıs Rum kesiminde yayınlanan Alitya gazetesi kuzeydeki Türk mallarının elde tutulduğunu, özellikle Kıbrıslı Rum mallarının satıldığını belirttiği haberinde şu ifadelere yer verdi, yarın müzakere masasına oturmamız gerekirse karşımızda muhatap olarak Kıbrıslı Türkler yerine İsraillileri, Rusları, Ukraynalıları ve İngilizleri bulacağız. Bütün bunlar, Başkan Nikos Hristodulidis, mülkiyette ilk söz hakkını mal sahibine değil kullanıcıya veriyor diye Guterres çerçevesini reddettiği bir zamanda oluyor çok yakında mal sahibinin kim olduğunu bile bilemeyeceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmayan bir kişi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'den bir dönüm arazi üzerine bir müstakil ev ya da bir daire alabiliyor. Yabancıların satın aldıkları mülklerin tapuya kaydı sürecinde ise Bakanlar Kurulu'nun onay vermesi gerekiyor. Son yıllarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının da ortak edilerek yabancıların kurdukları şirketler üzerinden mülk alımlarının arttığı belirtiliyor.